Sonuçlar geldi. Biliyorum vereceğim haberler sizi üzecek ama yapabilecek bir şey yok. Kaybettiğiniz bebek tamamen sağlıklıymış. Peki DNA sonucu? Bebek sizden Mert Bey. Daha doğrusu sizden anne. Mutlu musun? Her şey istediğin gibiymiş bak. Sana sadık bir sevgilim ve doğacak sağlıklı bir bebeğim varmış meğer. Ama artık yok. Yok Gamze. Bir daha adımı senin ağzından duymak istemiyorum, anladın mı? Ocağına düştüm Necmi abi. Elini ayağını öpeyim, bana yardım et. Kızımı kaybedersen ben biterim. Şu pos bıyıklı amiri idare edelim. Benim sizinle yaşadığımı düşünsün yeter. Ne istersen yaparım. Ne olur. Sen burada bekle. Bu Şule benim eskiden yanımda çalışan Mahmut'un karısı olur. Hatırladın mı? Hani adamcağız ölmüştü. Kötü yola düştüğünü duydum, üzüldüm. Yanına gittim, yardım edeyim dedim. Ne de olsa Mahmut'un hatırı var üzerimde. Gel dedim seni kurtarayım bu hayattan dedim. O beni yanlış anladı. Aramızda bir şeyler oldu falan. Ama buna yardım eli uzatmak lazım. Bana da yeni bir tane burma bilezik lazım. Tamamen bir yanlış anlaşılma amirim. Ben bu hanımı pavyonda gördüm. Doğrudur. Ama tanıyamamışım. Böyle ufak tefek şeyler geçti aramızda. Sonra olaylar büyüdü falan. Evet. Hem de pek. Cinayet masayı ilgilendirecek kadar. Hiçbiriyle alakam yok. Öyle de çıktı zaten. Hepsi tesadüf. Ne demişler? Hayat tesadüfleri sever. Peki nereden tanıyormuşsunuz meğer Şule Hanım'ı? Şule Hanım'ı değil, eşi benim iyi ahbabım. İyi görüşürdük. Çok iyi insandı. Öyle olduğu için Allah onu erken aldı zaten yanına. Elimizden gelen budur deyip biz de Şule Hanım'a, kızına evimizi açtık. Ne yiyorsak, ne içiyorsak paylaştık. Burada yaşıyorlar yani. Tabii, içeride odaları var. İsterseniz size göstereyim. Lüzumu yok. Peki. Ben bir çay koyayım. Ben suyu koymuştum, sen demliği ver. Tamam abla. Melekciğim, biz seninle baş başa birazcık konuşalım mı? Olur. Ben size içeride bir oda göstereyim, orada konuşun. Sana sorduğum soruları hiç korkmadan açık açık cevap verebilir misin Melekciğim? Ben seni korumak için buradayım ve sana güveniyorum. Sen de bana güvenebilir misin? Sorulara cevap veririm. Ama cevapları biliyorsan tabii. Anlaştık. Peki ben de senden bir şey isteyeceğim. Sen de benim sorularıma cevap verir misin? Olur tabii. Ali Bey, çok fazla vaktim yok. Turna'yı merak ettim. Belli oldu mu Şule'yle mi kalacak?
Bakalım. Çocuk bir araştırıyor hala. Kesin bir karar yok şu an. Siz nasılsınız? Turnadan başka bir şey yok aklımda. Hani o iyiyse iyiyim. Değilse... Kötü şeyler düşünmeyin. Hadi. Beni kapatmam lazım şimdi. Beni habersiz bırakmayın, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Necmi abimin çocuklarıyla da oynuyorum. Yani bu evimizde hiç sıkılmıyorum. Okul peki? Okula gidiyor musun? Annem beni şuradaki okula yazdıracak. Şimdi ben sorayım mı sorumu? Sor bakalım. Bana bakan abla. Hani şu anda hapiste olan. O artık sana bir şey yapamaz. Biliyorum. Ben onun kızı olsaydım beni de hapse alırlar mıydı? Evet. Yani hapse giren annenin çocuğuna bakacak başka kimse yoksa eğer çocuğu da yanında kalabilir. Ama bunun konumuzla hiçbir ilgisi yok. Çocuklar hapishaneye gidebiliyor mu yani? Aileleriyle birlikte ziyarete giderlerse evet. Nasıl ziyaret? Nasıl ziyaret? Açık görüş günleri oluyor. O günlerde yakınları ailecek gidebiliyor. Açık görüş mü? Onlar ne zaman? Tam bilemiyorum. Ayda bir olabilir. Ama bayramlarda ve resmi tatillerde kesin var. Birkaç gün sonra resmi tatil var. Evet Melekciğim, birkaç gün sonra resmi tatil var ama daha önceden sana söylediğim gibi. Ama bu konuyu senin düşünmene gerek yok. Artık annenin yanında olduğuna göre. Biliyorum. Hiç gerek yok zaten. Var. Odaya istiyor seni. Gelmeyeceğim. Uyuyacağım ben. Hadi. Sabahın bu saatinde de... Yuh! Ne Necmi'ymiş be! Gelmiyorum, gelemem. Olmaz! Git işte be! Gidin ulan! Git! Gidin be! Gidin! Gelmeyin, gidin! Nefes alamıyorum artık! Canım yanıyor! Anne, beni niye doğurdun ya? Beni niye doğurdun anne? Beni niye doğurdun? Ah anne! Ah!
dokunma bana. Hepsi senin yüzünden oldu. Sen olmasan bunların hiçbiri olmazdı. Cengiz gitmezdi. Yürü. Anne. Anne ne olur yapma. Anne mi? Seni anne gibi terbiye etmek lazım. Seni Cengiz gibi cezalandırmak lazım. Sakın kıpırdama oradan. Sakın sesini çıkarma, senin etlerini lime lime ederim. Duydun mu? Delilleri karartmadığın, yalan ifade vermediğin, kaçma ihtimalinin olmadığı, bir de iyi tanınmış bir aileye mensup olduğun yazıyor burada. Ne oldu? İtirazın mı var bir şeye? Bu kefalet ücreti çok yüksek. Bunu takma kafana. Ama anne bu... Kızım, önemli olan senin buradan bir an evvel çıkman kızım. Bu da benim görevim. Lütfen değiştir bunu. Zeynep, bak, bu avukatlık görevim değil. Annelik görevim gereği. Bu böyle kalacak. Hı? Bak, şimdi benim emekli bir hakimle randevum var. Bu nevi suçlar konusunda önemli davalara bakmış. Ben gideyim onunla bir görüşeyim. Teşekkür ederim. Canım. Bugün açık görüşe Gönül Hanım gelecek. Seninle görüşmeye. Kim bilir ne börekler yapmıştır şimdi sana. Ben seni sütlacını özledim. Allah'ım sen benim evladıma yardım et ya Rabbim. Onu o karanlıklardan kurtar güzel Allah. Alo? Alo? Sakar teyze. Turna? Turna sen misin? Evet Sakar teyze benim. Ben anneme gitmeye
Şebnem, sen neredesin? Burası neresi bilmiyorum Zakar teyze. Ama buradaki yoldan minibüsler, otobüsler geçiyor. Yok çocuğum, olmaz öyle. Çok tehlikeli Turnam. Ama... Bak ne diyeceğim. Ben bugün annenin yanına gideceğim ya. Ben ona söylerim. Turnay'la konuştum derim. Peki ya ben Zakar teyze? Ben annemi çok özledim. Turna... Şule Hanım orada mı? Burada. Buyur. Gelirim ben. Bak ne diyeceğim. Şimdi ben bugün gideyim. Tamam mı? Sonra sen beni daha sonra ararsın. Ben Şule Hanım'la konuşurum. Ona... Zakar teyze arayamam sonra. Telefonu vermez bana. Seninle de konuşmam. Çocuğum sen o... Bulunduğun yerden gerçekten çıkabilir misin Turna? Ha? Çıkarım. Tamam. Şöyle yapalım. Sen bulunduğun yerde böyle bir cadde, bir bina, bir yol tabelası falan gördün mü? Gördüm. Ne yazıyordu? Bostancı. Şimdi şöyle yapalım Turna. Sen evden çık. Bir durağa git. Üzerinde Kartal yazan bir minibüse bin. Tamam mı kızım? Evet, çünkü gazetede gördüm. Annem Kartal kadın tutuk evinde. Tamam mı kızım? Sen mutlaka minibüsün üzerinde Kartal yazsın. Tamam mı çocuğum? Sen ona bin, Kartal son durakta inersin. Ben orada seni bekliyor olacağım. Tamam mı yavrum? Tamam. Hoşça kal Zakar teyze. Tutuklu yargılama. Evet. Öldürülen kocanın ailesi kamp kurmuş dışarıda. Bir gece daha nezarethanede kalmazsa iyi olur. Cezaevi aracı da istetmiştim ama. Biz götürelim o zaman. Tamam, iyi olur. İyi günler. İyi günler. Amirim, şüpheliye polis yeleği şapka falan giydirelim değil mi dışarıda arbede için? Soruyor musun Caner? Sormuyorum amirim, yapıyorum. Tamamdır. Amirim bir sorun var gerçi. Kocasından dayak yiyen, ölümüne dayak yiyip sakat bırakılan bir kadın yıllar sonra neden öldürüyor? Yani neden şimdi? Güzel soru ama cevabı ben verirsem doğru olmaz. Kendin bulman lazım. Şimdi değil Caner, şimdi değil. Hadi bakalım. Hayırlısı, işimiz rast gitsin inşallah. Ay geç kalıyorum. Nereye? Ben görüşe gidiyorum Zeynep'e. Zeynep'e? Zeynep kim? Efendim? Kim Zeynep? Zeynep bile olsa ne demek? Zeynep neden kıymetlin senin? Anne ben sana söyledim ya, o bir tanıdık. Ben geç kalıyorum anne. Gidemezsin bir yere. Konuşacağız. Bana yalan mı söyledin, doğru mu söyledin? Anlarız şimdi. Anne geç kalıyorum. Eğer yalan söylediysen, eğer o kız benim torunumsa,
Gönül. Gönül. Senin benden alacağın bitmiyor, bitmeyecek. Sadece ölümümü görmekle kalmayacaksın. Ondan önce de yerin 7 kat dibine sokacağım seni. Öyle ya da böyle. O ya da bir başkası, her kimseler neredeyse, bulacağım o kızı. Getireceğim karşına. Tükür bunun suratına diyeceğim. Bu senin babanı öldürdü. Söyleyeyim. 9:15 geçiyor. Teşekkürler. Rica sorabilir miyim? Sor. Saat kaç? 9:45. Amca, bir şey daha sorabilir miyim? Sor. Kartal cezaevi nerede? Bak, böyle direkt gidiyorsun kızım. Sağa dönüyorsun. Direkt karşına çıkıyor.
Ve bisküvisi çok severim de. Tabii ki alabilirsin canım. Senin annen baban yok mu? Nerede seninkiler? Hayır, ben söyleyeyim der. Bizimkiler mi? Biz öndeyiz. Ben gitsem şimdi. Gitmeden biraz daha alır mısın? Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Merhaba. Merhaba. Arkada birazcık sıkıldım da burada durabilir miyim? Dur ama senin ailen nerede? Şey. Nereye gitmiş olabilir? Ya aslında şu ileride bir çocuk parkı var. Oraya gitmiş olabilir mi? Olabilir. Sen git bir bak o zaman. Sen de aynı şeyi söyleyeceksin değil mi? Bu ne biçim ana çocuğunu merak etmiyor diye. Zaten bütün dünya birlik oldu. Bana analığı öğretmeye çalışıyor. Anne? Tuna? Bekledim durakta. Sonra durağa gittim. Bekledim. Otobüse bindim. Caddede indim. Sakar teyzemi bekledim. Çünkü biz telefonda anlaşmıştık. Ama gelmedi. Ben de geldim annem. Sen buraya tek başına mı geldin? Evet. Sakar teyzem de gelecekti ama. Canım benim. Sen nasılsın peki? Nerede kalıyorsun? Yemeğini yiyor musun? Bak öğünlerini atlamıyorsun değil mi? Anne. Bak. Sana mektup yazdım. Bir de bu. Çok güzel. Hmm.
canımsın benim canım. Canımsın benim canım. Yemek yiyor musun? Odan nasıl? İyiyim ben. Düşünme beni. Ben seni hep düşünüyorum annem. Hep diyorum ki keşke annem olsa yanımda. Tamam. Yok ama yarın mutlaka olsun diyorum. Bugün geleceksin değil mi? Ben beklerim seni. Senin ziyaretçin bir çocuk değilmiş. Bir kadın gelecekmiş sana, adı Gönül. Bu çocuk kim? Kimin bu kız? Bu benim kızım. Benim kızım. Müdüriyete götürün bunu. Hayır, hayır ya. Bırak. Çekilin. Bırak. Annemle döneceğim ben. Ya bırakın beni. Anne bırakın. Turna, hayır. Turna dikkatli tutun. Anne, korkma bırak. Tamam mı? Korkma. Anne, anne. Anne. Korkma. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Ne onun ayakta bekleyecek hali var, ne de benim zamanım. Çocuğum. Kaydınızı yapalım, götürecekler hanımefendi. Tabii tabii, yapın kayıt kuyut, yapın. Küçücük çocuk elini kolunu sallaya sallaya girmiş buraya, siz hala kaydınızı kuydunuzu yapın değil mi? Bana bak, eğer o sapık karı benim çocuğuma bir şey yapmışsa yemin ediyorum yakarım burayı. Şşş, sessiz ol. Olmayacağım sessiz, ne yapacaksın? Hadi bakalım yap, ne yapacaksın? Ha, yeter be. Kocası değil misin kardeşim, sustursana şunu. Of. Çattık ya. Merhaba. Beni hatırladın mı? Hani karakolda tanışmıştık. Adım Sinan. Şimdi sana bir soru soracağım. Korkmadan dürüstçe cevap verir misin bana? Korkmuyorum ben. Aferin sana. Zaten senin yerinde başka bir çocuk olsa burada böyle duramazdı. Ya aslında burada olmazdı da. Çünkü ya buraya tek başına giremezdi yani. Onun için bence sen çok zeki bir çocuksun. Ve eminim sana soracağım sorunun cevabını sen zaten biliyorsun. Zeynep Güneş, senin neyin oluyor?
Ne aldın oradan? Meleğin annesi. Benim annem Zeynep. Peki Turna? Yani bu ismi sana o mu verdi? Hı hı. Yani anneler çocukların ismini vermez mi? O da bana göçmen kuşların ismini verdi. Melek, burada benim yanımda güvendesin. Zeynep Güneş sana bunları zorla mı söyletiyor? Yani bana anne diyeceksin diye seni tehdit ediyor mu mesela? O dünyanın en iyi annesi. O beni korudu. O bana göçmen kuşları anlattı. Üşümeyeyim diye içi yünlü bot, kapşonlu mont aldı. O bana geceleri yatarken masal okudu. Benim annem çok iyi bir anne. Peki Jule? Yani gerçek annen o sana böyle şeyler yapmadı mı hiç? Şişt, ufaklık. Bana anlatabilirsin. Korkman hiç gerek yok. Ha? O beni çöpe attı. Melek. Ne işin var senin burada? Ha? Niye geldin? Ben de tam size bunu soracaktım Şule Hanım. Kızınızı görüşlerinde bulmuşlar. Sizce kızınız kendisini kaçıran Zeynep Güneş'i görmek için buralara kadar neden gelmiş olabilir? Nereden bileyim komiser bey? İki janjanlı ayakkabı, bir pembeli havalı mont. Çocuk kandırmaktan kolay ne var? O kadın kızıma annesinin kim olduğunu unutturdu. Ama ben hatırlatacağım kim olduğunu, değil mi Melek? Hadi gidelim, size de zahmet verdik, kusura bakmayın. Hadi kızım. Hadi. Siz burada biraz bekleyin. Niye bekliyormuşum? Bekleyin burada biraz. Çocuk şiddet gördüğünü söylüyor. Sosyal hizmetleri ara. Kadını da karakola alın. Başüstüne amirim. Niye bana bekleyin dedi bu adam şimdi? Ha? Bir şey mi söyledin sen? Niye böyle dedi? Annem beni dövdü sövdü mü dedin? Ne dedin? Nedir benim senden çektiğim ya? Ha? Elin karısını göklere çıkarıyorsun. Ananı hapislere mi atmak istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Anlamadım ki.